Efendim herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Yeni bir orduyu yönetenlerle karşınızdayız. Bu akşam Korganımızı konuşacağız. Korganlı hemşehrilerimizin merakla beklediği birçok soru da cevap bulacak. Tabii gündeme dair notlar, son yapılan çalışmalar, ilçedeki son durum. Sayın Başkan biliyorsunuz yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüştü ve çok da ses getirdi. Sosyal medyada mutlaka birçok sayfada görmüşsünüzdür. Hem aslında onun arka planında yani neler konuşuldu bize yansımayan hepsini merak ediyoruz. Detaylarıyla konuşacağız inşallah. Çalışmalar, önümüzdeki dönemlerde belediyenin faaliyetleri derken birçok detayı da sizler için ekrana getirmeye çalışacağız. Sosyal medyadan yayındayız. Hem Altaş TV'den hem de Sayın Başkan'ın sosyal medya hesabından bizleri televizyonlardan izleyemeyenler takip edebilir. Ben de her iki hesaba bakarak soruları sizler için, gelen soruları, yorumlara bırakılan soruları sormaya çalışacağım fırsat buldukça. Diyelim konuğumuzu da çokça bekletmeyelim efendim. Çünkü dediğim gibi konuşacağımız birçok konu var bu akşam. Bu akşam Sayın Başkan Tuncay Kiraz'la Korgan'ı ve önümüzdeki süreci, hedefleri, biliyorsunuz seçime 14 ay gibi bir zaman dilimi kaldı. Bu 14 ayda nasıl geçecek hepsini konuşacağız. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Nasılsınız? Hamdolsun koşturuyoruz. Kış mevsiminden yaz mevsimine sahile indik. Evet, Allah kolaylık versin. Amin. Şimdi karı da soracağım birazdan. Çünkü bu hafta hakikaten çok soğuk. Gerçi kurak bir haftanın ardından, haftaların ardından gelen bir dönem bekliyorduk aslında. İlçedeki durumu da soracağım. Ama az önce girişte söyledim. Bize de bir girizgah olsun ki çok önemli bir görüşmeydi. Sayın Cumhurbaşkanı bu ülkenin en üst tepedeki ismi. Neler görüşüldü? Sosyal medyaya bir fotoğraf aracılığıyla yansıdı ama arka planını merak ediyoruz. Evet. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Buradan Ordulu ve Korganlı bütün hemşehrilerimize, yurt dışında, yurt içindeki bütün dostlarımıza saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Gerçekten güzel bir, hoş bir sohbetti. Sayın Cumhurbaşkanımızla bir arada olmak bizim için de bir şereftir. Hem ilimizi hem de ilçemizi, dilimizin döndüğünce hem siyasetimizi hem de yapmış yapılan hizmetleri için teşekkürlerimizi ilettik kendisine. Hemşehrilerimizin mutluluğunu ilettik. Gerçekten ilçemize yapılan hem hükümet buna hem de Adalet Sarayı ve İslam Dağı Korgan Yolu ve ardından da doğalgazla ilgili düşüncelerimizi anlattık. Sağ olsunlar ki hükümet binasıyla Adalet Sarayı ile ilgili talimatını vermişti. İçişleri Bakanımızın da talimatıyla gerçekten bakanlığımızın da burada kıymetli valimizin de gerçekten büyük bir sorumluluk üstüne alarak Adalet ve Hükümet binamız Korgan ilçemizde yapıldı ve bitti. O anlamda gerçekten İçişleri Bakanlığı'nda Mali İdareler Daire Başkanımız Serdar Kartal'a ve yine İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürümüz Mehmet Fatih Serdengeçli'ye son derece teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız tabii ki yapılanlar için mutluluğunu, siyasi olarak da buradaki büyüklerimizin siyasi olarak yapmak istediklerini, yaptıklarını, bunları düşüncelerimizi anlattık dilimizin döndüğünce. Kendisi dinledi. Notunu kendisi daha sonra verecektir. İlçemize yine beton yollarla ilgili bir ödenek talebinde bulundum. Hamdolsun onun da inşallah neticede sonucunu da alırsak ilçemiz için bir kazanç olacak. Benim amacım burada ilçeye hizmet etmek. Siyaseti de ilçelerde hem milletvekillerimiz illerimizde yapıyorlar. Ben o anlamda gerçekten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve kıymetli milletvekilimiz Metin Gündoğdu diye sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Ama eksikler var mı? Var. Eksikleri de inşallah biz ödeneklerle, Cumhurbaşkanımızla görüşmeyle, İçişleri Bakanımızla, Çevre Şehircilik Bakanımızla bu şekilde gidermeye çalışıyoruz. Hamdolsun bereketli de bir yıllar geçiyor benim için, Korgan ilçemiz için. Bakın 9. yılımızı tamamlanıyoruz Fundu Bey ve Fundu Hanım. Tam 30 milyon hibe para almış. Maşallah. 30 milyon. Yani bunlar kalem kalem belli. Bunu Tuncay Kiraz'a vermiyorlar. Bunu Korgan'da, Korganlı hemşehrilerimize hizmet etsin diye benim gibi hizmetkara veriyorlar. Ben o anlamda ilçemize hizmet etmekten son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bir kez daha kıymetli Cumhurbaşkanımıza, bize göstermiş olduğu teveccühe, ilgi alakaya sonsuz teşekkür etmek istiyorum. İstanbul'da çok programlarda birlikte olduk. Evet. SEKAN Başkanlığı dönemimizde çok şeyler öğrendik ama bu gidişimizde de ben gerçekten kıymetli milletvekilimiz Metin Gündoğdu'ya çok teşekkür ediyorum. Orada milletvekillerimize ismini sayamadığımız bir sürü dostlarımız var. Çok da yıpransın diye çok da isimler kullanmak istemiyorum. O anlamda güzel bir görüşme olduğunu inanıyorum. Rabbim inşallah bir kez daha ordumuzda birlik beraberliğimizi daim etsin.
hizmet eden bütün belediye başkanlarımızın da Allah razı olsun. İnşallah 2023 seçimi de ilimiz için bereketli geçecek. Türkiye'miz için bereketli geçecek. Çünkü her arkadaşım, her belediye başkanı arkadaşım, her bakanlıklarla Cumhurbaşkanımızla görüşmeler oluyor. Güzel şeyler yapıyor ama ben özelinde gerçekten Korgan ile ilgili güzel şeyler yaptık ama bunu tabii ki hemşehrilerimizin bize vermiş olduğu yetkiyle yaptık. Ben Korganlı hemşehrilerimize buradan sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Allah onlara razı olsun. Evet, ne güzel. Dediğiniz gibi sonunda kazanan aslında Korgan olacak. Bu hibeler, yatırımların hepsi ilçeye gidiyor. Kesinlikle. Az önce bahsi geçti İçişleri Bakanlığı ile alakalı. Şimdi hükümet konağını soracağım ama bakanlıktan bir paylaşım yapıldı. Onu biraz konuşalım istiyorum. Evet. Bizler haberlerimizi ekrana getirdik. Sosyal medyada çokça paylaşıldı. Bir VTR'si var başkanım. Tamam. Onu bir izleyelim isterseniz. Hep beraber evet. İzleyelim. Sonrasında biz yine burada olacağız. Mesela tüm birimleri içine alan tek bir hizmet binası oldu. Bir kompleks oldu aslında, öyle diyelim, sadece bina değil. Hem paylaşımı konuşalım hem de tabii hükümet konağının son durumunu merak ediyoruz başkanım. Ne zaman geçeceksiniz? Evet, ben gerçekten bu hükümet konağını siyasi olarak çok emekleri olan siyasi büyüklerimiz var. Emeğimiz çok o anlamda ama bizleri gerçekten yalnız bırakmayan kıymetli kaymakamımız Mikail Ersoy'a çok teşekkür ediyorum. Her gün gidip geldi, çok büyük gayret gösterdi. İlçemizde iz bırakan kaymakamlarımızdan bir tanesi. Benim tanıdığım Mehmet Fatih Çelikel ki hükümet binasında emeği vardır. Korgan ilçemizde iz bırakmış bir kaymakamımızdır. Ve ardından Faruk Doğru, şu anda kendisi Yalova'da termalde kaymakamımız. Onun da iz bırakmıştır. Ve üçüncü sırada da Mikail kaymakamımızı sayarım. Gerçekten büyük gayret gösterdi, mücadele etti. İnşallah ilçeye yine birlikte güzel hizmetler olsun diye yine bir mücadelelerimiz var. Onu da birlikte inşallah başaracağız. Ben buradan kıymetli kaymakamımız Mikail Ersoy'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü marifet iltifata tabidir. O anlamda bunu söylemeden geçsem içimde bir uhde kalırdı. Buradan da sevgi ve saygılarımı iletiyorum kıymetli kaymakamıma. Evet. Hatta Funda Hanım, şu an 100 tane öğrenciye burs veriyoruz. Ki bir dernek kuralım dedi başkanım. Allah razı olsun, daha önce staj yaptığı Sivas'ta. Orada yine de Korganlığımızın damadı ve Sivas valimiz, şimdi Urfa valimiz Salih Ayhan valimizin orada. Orada Sivaslılar Federasyonu'nun, derneğinin, vakfının böyle bir eğitim derneği kurduğunu söyledi. Ve orada da aynı burada uyguladı. Hamdolsun şu an 100 öğrencimize her ay 500 bin lira para veriyoruz. Son kıymetli kaymakamımız da kendisi, eşi ve kendisi için biner lira veriyor her ay. Bir çocuk okutmak için. Bu bizim için çok güzel bir şey. İnşallah biz kıymetli kaymakamımızın, ben orada ilçede olduğum sürece bayrağı düşürmeyeceğiz. O sayıyı 500'lere 1000'lere çıkarmaya çalışacağız. Ama burada bizlere destek veren bütün eğitim camiasına, din görevlilere, iş adamlarımıza, derneklerimize, İstanbul ayağında da federasyon başkanımız Mehmet Fatih Yeşilçehir arkadaşımız bu işi üstlendi. İnşallah İstanbul'daki derneklerimiz, hem Koççuvazlar Derneğimiz hem de gerçekten Yeni Pınarlar Derneğimiz bu işi yapıyordu. İstanbul Korganlılar Derneği de dahil. O anlamda eğitimle ilgili inşallah biz güzel mevki makamlarda olan dostlarımız var Korganlı. İnşallah bu derneğin sayesinde daha güzel yerlerde dostlarımız olsun. Hı hı. Bu hem Korganlıların hem de biz gibi siyasetçilerin işi kolay olsun diye mücadele ediyoruz. Çünkü o çocuklar okuduk da bir yere geldiğinde mutlaka ilçemizle ilgili katkıları olacaktır. İnşallah ben bir kez daha o anlamda kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Şimdi bakın şurada görselde hükümet binamızın gece ışıklarının yanmasıyla o görsellik var. İlçemizin selihiyetini değişti. Bu çok güzel bir şey. Gerçekten benim için güzel bir duygu. Ben hamdolsun kafamdan çıktı. Bize nasip oldu. Ben emeğim olduğunu biliyorum.
Ama beni yalnız bırakmayan siyasi büyüklerimize de sonsuz teşekkür etmek istiyorum. İlk başlangıcı da bize hep söylemişimdir. Ergün Taşçı milletvekilimdir. Allah ondan razı olsundur. Ve ardından da bugün yine Şırnak valisi olan Osman Bilgin valimizin de o zaman Mali İdareler Daire Başkanı'nı ilk ondan istemiştim. Yani gidip geldiğimde kendisine de beni kandırdığını söylüyorlar. Sana bu hükümet binası dedi ki Tuncay ben seni de yanıltmayacağım. Ben sana söz dedi. Böyle başladı. Ne güzel. Dediğim gibi. Şimdi bitişini konuşuyoruz değil mi? Şimdi bitişini bak maşallah. Bitti. Yani biz evet. Daha her şeyde yaptığım sözde verdiğim meclis toplantılarımda çok kıymetli belediye meclislerim var. Allah razı olsun. Bu ana kadar hiç sorun çıkarmadılar. Birlikte yaptık tabii. Tek başına ben bir lokomotifim ama bizim bir vagonlarımız var. Hı hı. Yani o anlamda kendilerine çok teşekkür ediyorum buradan kıymetli meclislerimize. Şimdi hükümet binası Ordu'da valilik yapıldı. Hı hı. Ki biz ondan önce de inşallah işine geçeceğiz dedik ama geçemedik ama gerçekten Ordu valimiz Sayın Tuncay Sonel. Ordu için şans ben sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü o olmasaydı ben altyapısını ne kadar yapmış dahi olsam bunu bitiremezdim. O bizzat ilgilenerek Sayın Valimiz ve 6 ay gibi kısa sürede, 6 ay da olmadı kısa bir sürede müteahhit Yüksel Kaçak dostumuza da buradan sonsuz teşekkür ediyorum. Hamdolsun bitirdik. Kısa zamanda da inşallah içine geçeceğiz. Kaymakamlığımızdaki milli eğitimimiz, sağlık camiamız, hepsi sağlık camiamız demeyeyim. Mal müdürlüğümüzden tutun da fonumuza ve bununla beraber adliyemize, adliyemiz çok güzel oldu orada. Bütün birimlere de sizin az önce ifade ettiğiniz gibi içinde toplayan bir kompleks oldu, yapı oldu. Emek verenlerin hepsine Allah razı olsun. Ordu'da Adalet Sarayı ve hükümet binası bitmiş tek ilçe oldu. Korgan oldu. Evet. Bir de bu da dostlarımızın sayesinde oldu. Türkiye genelinde 55 tane yapılıyor. Bir tanesi Korgan'da. Türkiye genelinde Adalet Sarayı hükümet binası içinde olan 4. yapı. Başka bir tane yok. O yüzden bu bir büyük başarıdır. Evet. Bu başarı fırsatını, bu hizmeti bize yapmamıza vesile olan gerçekten Korganlı hemşehrilerimize şükranlarımızı buradan arz ediyorum. İyi ki varlar diyorum. Evet. Onların sayesinde buradayız. Dilimizin döndüğünce bir şeyler anlatıyoruz. Estağfurullah başkanım. Bu akşam birçok şey dinleyeceğiz. Peki hibelerden bahsedelim. Şimdi bir 30 milyonluk hibeden bahsettiniz ama tabii diğerleri, bu zamana kadar alınanlar var. Neler geldi ilçeye diyelim? Son durum Hanım, nedir? Evet, biz 9 yılda, 9. yılımızı tamamlayacağız. Allah seni inandırsın. 14 milyon sadece İller Bankası'na borcumuz vardı. Şu an 5 milyon altında bir borcumuz var. Hı hı. Ki 30 milyonda biz valiliğimiz, cumhurbaşkanlığımız yani rakamları söylemek de çok istemiyorum şuradan şu kadar aldım diye ama gerçekten çok bereketli yıllar. Ben hala daha şu an betona atıyor isem burada tamamen hibelerle yapıyoruz. Hı hı. Çok büyük bir rakam. Bakın bizim yılda İller Bankası'ndan paylardan gelen bize 24 milyon bir para. Biz bunun 24 milyonun zaten 7 milyonla yıllık personel parası ödüyoruz. 7 milyonlu finişlerin diğer türlü giderlerimizi düşünün. SSK'sını düşünün. Emekli sandığını düşünün. Bunlar gerçekten bizim için şurada rakamlarla hatta çıkarmıştım gelirken hani böyle bir soruyla karşılaşırsam aklımda kalmayabilir diye. Bak bizim gelirlerimiz de çok bir gelirlerimiz yok ama ciddi şekilde giderlerimiz var. Çünkü su bizde değil. Bizim her attığımız beton 1 metre küp betonun maliyeti bize 1400 lira, 1500 lira. Bir mikser betonun maliyeti yerinde hizmeti 15 bin lira. Yani bunun yakıtı ki bu dönemde yakıtına ve betonuna para bulup da yapabilmek çok güzel bir şey. O anlamda güzel işler yaptığımıza inanıyorum. Bakın İller Bankası'ndan 24 bin lira almışız. 6 milyon sadece bunlardan hizmet satışlarımızdan gelirlerimizden elde etmişiz. İşte bizim arsa, arazi, elektrik, işgal, bunda şu harçlar falan derken 1 milyon 670 bin lira yıllık sadece bu vergi gelirlerimiz. Alınan bağış ve projeler bakın 7 milyon. Bunlar çok büyük güzel bir paralar. O yüzden toplamda bizim gelir giderlerimizi düşündüğü 34 milyon. Biz bütçe 39 milyon. Biz bütçemizi 18 milyon yapmıştık. Ama para bularak, kredi almayarak bakın ben imkanlar oluşturarak imkan, ben evet. 20 milyon borçla devraldığım Korgan Belediyesi'nin şu an İller Bankası o zaman mali tablosu 14 milyondu. Biz 14 milyon borcu ödedik. Şu an bizim
sadece sanayi için çektiğimiz ve işçilerimizin emekli ettiğimizde çekmiş olduğumuz 5 milyon altında bir borcumuz kaldı İller Bankası'na. Ama emekli sandığıydı, SSK'ydı, piyasa borçlarıydı, bunları ödeyemedik çünkü devlet devlete borcu var. Ama biz bunları ne yapıyoruz? Dönüyoruz hamdolsun buna rağmen. Nasıl dönüyoruz? İşte bu aldığımız bağışlarla dönüyoruz. Bu da gerçekten ilimizle ilgili 307 kilometre beton yol yapmışız. Bu çok büyük bir rakam. Bir kilometresinin 1500 lira, 1 milyon 500 bin lira olduğunu düşünün de hesabını siz yapın. 500 milyon gibi. Biz böyle bir para almadan bunu nasıl yapıyoruz? Taş ocağımız var. Beton santralimiz var. Bu beton santralimizin olmuş olması bize çok şey yapıyor. Evet, yani o anlamda bütün personelimize, ekibimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek bir yılımızı da vaat ettiğimiz sözlerin hepsini inşallah yerine getiririz. Hı hı. Bakın hemen şimdi bugün gelirken yine sağlık müdürümüz de sağ olsun, ben kendisine teşekkür ediyorum. Sağlık aile sağlığı merkezimiz vardı, 5 katlı bir bina. Onun da inşallah ihalesi yapılacak. O da yapıldığında aşağı pazar, yukarı pazarda iki tarafta sağlık aile hekimliğimiz olacak. Bu da insanların hani işini kolaylaştıracağız. Doktor ayağına gelmiş olacak. Hastanemiz orada olacak. Bu güzel bir şeyler. Jandarma dedik. Jandarma da bizim yine vizyon projelerimizden bir tanesi. Nasıl? Biz jandarma hükümet binasını ve Adalet Sarayı'nı yıktık meydandan. Şimdi meydanda kafamızda bir proje vardı. Bu projeyle ilgili de inşallah jandarmanın yerini de temin ettik. Son aşamalardayız. YEDAŞ şirketinden bir dönüm arazi aldık, bakanlığımızın onayıydı ve burada da gerçekten Fatih Erişmiş arkadaşımızın Enerji Bakanlığı'nda Yenilebilir Enerji Daire Başkanı'ydı. Ona da teşekkür ediyorum. Onun desteğiyle ve ardından da kaymakamımızın bu işi takip etmesiyle, bizim de süreci iyi bir şekilde götürmemizle bir dönüm arazinin maliyeti 1 milyon 900 bindi. Biz bir kuruş vermeden bakanımızın talimatıyla hibe aldık. Ardından da 3,5 dönüm hemen o aldığı YEDAŞ'ın yan tarafında 3,5 dönüm yine bizim bir arazimiz vardı. Ve orada mecliyemiz Hayati Alan'ın damadı Muharrem Korgan arkadaşımız ve Ahmet Korgan arkadaşımız sağ olsun Hayati Alan mecliyemiz onlara ikna etti. Eski halk kütüphanemizin olduğu yere şeye verdik, onlara veriyoruz. Takas yapacağız. Takası da gerçekleştirdiğimizde 3,5 dönüm araziyi vatandaştan alıp bir dönümde YEDAŞ'tan aldığımız yerle 4,5 dönüm arazi olacak. 1700 metrede yine oradaki Anadolu Lisemizin bahçesinde bir alanımız var. Bu alanla beraber 6 dönüm bir arazimizi, orada hem kaymakamlık binamızı, evimizi hem de jandarmamızı inşallah burada yaptığımızda biz o zaman şu Korgan Meydanı'nda 7,5 dönüm araziye kavuşmuş olacağız. O 7,5 dönüm arazinin içinde de biz kültür merkezi, belediye binası, altında 100 araçlık otopark, yanlarında da dükkanlarını yapacağız. Ve hamdolsun bunun içinde geçmiş dönemden projemiz var idi. O dönemde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz, Allah razı olsun, 2017 yılında planlamıştık. Hükümet binasında 2016 yılında ben programı aldırmaya başlamıştım. O süreçleri, arsa hibeleri neydi, takaslarıydı, onları gerçekleştirdik. Uzun bir uğraşlardan sonra, hatta bakanlıkta bir genel müdürümüz, bir muhtarımız ziyarete gittiğinde demiş ki Tuncay olmasaydı bunun olmasının mümkünatı yoktu, muhteşem bir şekilde takip etti demiş. Biz de hep şunu söylüyoruz, bu evren ayağı yok. Bu takip evren, bu ayağı, evet ki evren siz takip etmezseniz bundanın bunu çözemiyorsun. Biri sümen altında kalıyor, biri başka bir yerde kalıyor. Ama hamdolsun biz şöyle bir meydanı ilçemize kazandırdığımızda bakın bugün Allah razı olsun diyen bir sürü dostlarımız var. İnşallah birlikte sonlarına doğru yarım saatini mi yaparız bilmiyorum ama yani soru cevap şeklinde geçelim. Çok hızlı hızlı okuyacağım ben de. Bayağı i̇nşallah mesaj geldi çünkü yorumlar. Gelir. İnşallah bunları da yaptığımızda biz ilçemiz o zaman gerçekten sadece Adalet Sarayı Hükümet binasıyla değil. Orada kültür merkezi, belediye binasıyla, jandarmasıyla, sağlık okullarıyla, sağlık ocaklarıyla, barajlarıyla, göletleriyle, altyapısıyla bunlar bitmiş olacak. Aynı zamanda şehrin hem asfaltını hem de aydınlatmasını Büyükşehir Belediye Başkanımız söz verdi. 2020 bu yıl inşallah tamamladığımızda hem de Sülük Gölü'nün aydınlatması şu an bize geldi. Yazın onları inşallah monte edeceğiz. Ben buradan Büyükşehir Belediye'mize ve Büyükşehir Park Bahçeliler İşçiler Daire Başkanı İzzet Gündoğar arkadaşımıza, meslektaşımıza teşekkür ediyorum.
Bunları da gerçekleştirdiğimizde şehirle ilgili bir büyük sıkıntımız kalmayacağız. Sorunumuz en büyük hükümet binasından sonra dert ettiğim doğalgazda, onu da hayata geçirdiğimde ilçeyle ilgili tek hayalim kalıyor, o meydan projesi. Ondan sonra binaların tek tip giydirilmesi, şehir o zaman inşallah biz de vatandaşımıza elimiz cebimizde çay içmeye gideceğiz. Şu an çok esnaf ziyaretleri yapamıyorum, nokta atışları yapıyorum. Akşamları her akşam bir köyde, mahallede, oralarda dolaşıyorum ama o aşamayı da getirdiğimizde Korgan inşallah İslam Dağı yolunun bitmesiyle, Niksar yolunun bitmesiyle yaşanabilir şehir olsun arzu ediyoruz. Çünkü uzun yıllar şehir dışında yaşamış biri olarak gördüklerimizi yansıtmaya çalışıyoruz. Bakın, kapalı pazarımız yoktu, sanayimiz yoktu, Sülükgöl'ümüz problemdi. Her gelen siyasetçimiz Sülükgöl'ünden bahsediyordu. Evet. Tam da olsun bizlere çözmek nasip oldu. O anlamda güzel işler yaptık. Bakın, bu jandarmanın yerinde ihalesini kısa zamanda İçişleri Bakanlığımıza inşallah teşekküre gideceğim. Bu teşekküre giderken kıymetli kaymakamımız, kıymetli ilçe başkanımız Eyüp Karabayrak'la beraber gittiğimizde aynı zamanda İçişleri Bakanımız adı yapılan adalet saraylarının açılışlarını yapıyor. Biz de İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu Korgan ilçemizde inşallah hükümet binasının açılışına getirip de açılışını yaptırabilirsek i̇nşallah. Bu da bizim için, ilçemiz için bir kazanç olur. O anlamda o olmasa bile Cumhurbaşkanımızın orduya geldiğinde toplu açılışlarda Korgan hükümet binamızın açılışında gerçekleştirmiş olacağız. Ben bunun için çok mutluyum, çok gururluyum. Allah bir kez daha destek verenlerden, yalnız bırakmayanlardan Allah razı olsun diyorum. Ne güzel. Çok önemli bir yatırımı kesinlikle kazanmış olduğu için. Şimdi tabii çok detaya konuştuk da böyle hızlı hızlı geçeceğim başkanım. Trafo merkezinden de bahsedelim. Sonra reklama gidelim. Reklam vaktimiz çok yakın. Funda Hanım, trafo merkezimiz bizim ilçemize aldığımız 9 yıl içinde en büyük yatırım. Evet. Bak, bunun bugün farkında değiliz. Ben çünkü çok dillendirdim bunu ama bu trafo merkezimizle çok uzun süreçler uğraştığım, 2016'dan beri uğraştıklarım bir projelerimden bir tane. Çünkü yükseklerde trafo merkezi çok yok. Biz ring yapacaklar. Akkuş'tan Korgan'a, Korgan'dan Fatsa'ya bu arada ring yapılacak. Bizim Korgan'ın üstü olacak. Burada 200 milyon, eski parayla 200 trilyona buranın ihalesi yapıldı. Hı hı. Sadece şu an bekleme sebebimiz orada 2B arazisi, bir vatandaşının eşkıyalık yapmadan yerini almamız lazım. 2B arazisi var. Orası 2B arazisinde vatandaşa bitti, şu an düştü. Ondan sonra oranın istilmanı yapacağız. Trafo merkezimize en kısa zamanda başlayacak. Burada 50-60 tane personel olacak. Bu da yine Korganlı hemşehrilerimizden olacak. Teknik ekibinden güvenliğine, açısına, bekçisine biz vereceğiz. Hı hı. Bu da Korganlı ilgili gerçekten bir iş istihdamı sağlamış oluyoruz. Bakın, sadece iş istihdamı bunlarla kalmadık. Biz 250 kişi çalışıyoruz. İki tekstil firmamız var ilçemizde. Bunlar gerçekten güzel hizmetler veriyor. Ben Salim, Derev, Rafet, Azer ve Mehmet arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Birlikte mesai arkadaşımız, yine Mustafa Güzel arkadaşımızın eşi, yine bir 100 kişilik tekstil atölyesi açmıştı. Bunlar güzel hizmetler ettiler. Çünkü buradaki insanların sigortalı olması, bakın EYT denen bir sistemi Cumhurbaşkanımız gerçekten bu memlekette çözülemeyen sorunları çözdü. Bunları çözdü. İleride bu insanların sigortalı olduğunda burada mutlaka bir başka yasa çıkar, başka şekilde çıkar. Bu insanlar emekli olur ve hamdolsun refah seviyesini ilçenin yükseltmiş oluruz. Yani Korgan'da güzel şeyler oluyor. Güzel. Rabbimiz de siyasette güzel işler nasip etti. Etmiş inşallah, hem ordumuzla ilgili hem de Korgan'ımızla ilgili inşallah ki bizim bu siyasi büyüklerimizin güzel şeyler yapmasını arzu ediyoruz. Yeni listede güzel bir şekilde olursa orada inşallah uçacaktır, daha güzel şeyler olacaktır. Hı hı. Büyükşehir olması gerçekten bir nimetti. Ben kuruluşundan bu ana kadar hizmet etmiş, bütün orduya hizmet etmiş siyasi büyüklerimize de gerçekten sonsuz teşekkür ediyorum. Konuşacağız yine başkanım. Dediğim gibi birçok detayı soracağız bu akşam Sayın Başkan'a ama kısa bir ara, ilk aramız, sonrasında buradayız. Efendim, devam ediyoruz tekrar. Bu arada reklam arasında tekrar dersimize çalıştık. Yani nasıl devam edeceğimiz birçok soru var. Şöyle yapacağız. Son bölümde biraz daha yorumları okuyalım ki genelde yol ağırlıklı geliyor sorular. Yol konusunu da hem bu sorular nezdinde konuşalım diye Sayın Başkan'la bir istişare ettik. Şimdi kalan çalışmalara şöyle bir bakacağız. Başkanım, bu çok önemli. Yani sadece soracağım soru işte ordunun merkeziydi, perşembesiydi değil. Tamamı için çok kıymetli, ülkenin tamamı için çok kıymetli ki güzel gelişmelerin olduğu dönemlerden geçiyoruz. Doğalgaz. Ne zaman Korgan doğalgaza kavuşacak? İnşallah doğalgazla ilgili Aksa firmasıyla görüşmelerimiz devam, hı hı, ediyor. Kısa zamanda inşallah ilçemize gelecek. Hem talepleri alacağız biz vatandaştan, hı hı, hem de muhtemelen Mart ayı gibi
Bunların ihalesi olacak. 15 kilometre bir hat döşenecek ilçeye. 15 kilometre hatında inşallah döşenmesi için biz de belediye olarak şirkete destek vereceğiz. Çünkü önemli olan ilçeye bu hizmetin gelmiş olması, vatandaşımızın bunu bekliyor olması. Kömürün tonu 7000 civarlarında muhtemelen. Peletin tonu da ona yakın 6-5,5 civarlarında. Ciddi şekilde de gerçekten peletle ilgili kullanılan yeni cihazlar var ama gerçekten pelet deyince aklıma geldi. Bir tane yine Ahmet 56 daha önce birlikte mesai arkadaşımız yaptığımız Yusuf 56 arkadaşımıza da evladına oğluna teşekkür ediyorum. Pelet fabrikası kurduğu ilçemizde hamdolsun orada da 5-10 kişi çalışıyor. İlçemizde şu an hizmet ediyor. İnşallah doğalgazın gelmesiyle de burada ilçemiz çok rahat edecek. Evet. İnsanlarımızın da büyük talepleri var. İnşallah kısa zamanda ona da başlatırsak biz ilçeyle ilgili o zaman İstanbul'a gidişler, Fas'a gidişler, Kocaeli'ye gidişler, Manisa'ya gidişler azalacaktır. Çünkü yaşlı kurum... Mart gibi ne dediniz başkanım? Ben oraya kaçırdım çok özür dileyerek. Nasıl? Yorumlara bakıyordum. Mart gibi bir çalışmadan bahsedelim. Mart gibi muhtemelen ihalesi yapılacak. İhalesi yapılacak. Tamam. Yani iki ayda bitirileceğini söyledi firma. Dört ilçe var zaten bunlardan bizim evet. bizden. Bu dört peki depolama usulüyle mi yapılıyor? Depolama usulü. Zaten dünyada %45'i bu civarlarında. Genelde bu sistem gidiyor. Kullanılıyor. %60 civarlarında. Ama hamdolsun şu an ilçemizde, ilimizde doğalgazla ilgili Cumhurbaşkanımızın hem doğalgazda hem de gerçekten de petrolde ciddi bir atak başladı ve doğalgazı da %17 civarlarında indirimler yapılıyor. İnşallah ilçemizde de bu doğalgazı kavuşturduğumuzda biz vatandaşlarımızın çok rahat edeceğine inanıyorum. Talep de çok bu anlamda. Önümüzde seçim. İnşallah biz seçimde bunu bitirip çözeceğiz. İlçemizde hayırlı uğurlu olsun diyeceğiz. İnşallah. Bu da mega projelerimizden bir tanesi. Yani hükümet binası, Adalet Sarayı dedik, işte trafo merkezi dedik, doğalgaz dedik. Bunu da İnşallah ilçemizi biz kazandıracağız. Bizim dönemimizde yapacağız. Ben söz verip de yapamadığımız bir işimiz kalmadı. Milletimiz de zaten burada verdiğimiz her taahhütün takipçisi oluyor ve takipçisi de olması benim hoşuma gidiyor. Çünkü bizi daha çok efor sarf etmemize motive ediyor. Yani gerçekten. Evet. O anlamda hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bize güvensinler, biz elimizden gelenin daha fazlasını yapmış olduğumuz, alamadığımız hizmetleri yapmaya çalışıyoruz. İnşallah buna da layık oluruz. Güzel işler yaparız. Ki verdiğimiz hiçbir zaman sözünün yarım bırakmadık. Yapmayı nasip etti Rabbim. İnşallah bunu da bize yapmayı nasip edecek. Evet inşallah diyelim. Bir de şimdi bunu merak ettiğim için soruyorum. Biz de Korgan'ı ziyaret ettiğimiz yani o ziyaretlerden birinde tesadüfen şahit olduk efendim. Halk Eğitim Merkezi için kursiyerlerin bir talebi vardı sizden. Ne oldu bunun devamı? Onlara destek oldunuz ya da neler oldu? Evet. Onu da sorayım. Eğer hanımefendiler izliyorlarsa buradan mesajlara yazarsa onların sorusuyla cevap da verebilirim. Ama biz söz verdiğimiz gibi sözümüzü yaptık. Onları geziye gönderdik. Ve ihtiyaçları vardı. O ihtiyaçlarını da karşıladık. Hamdolsun onu da yerine getirdik. Buradan hepsine selamlar. Bizi o gün çok güzel ağırladılar. Biz tesadüfen oradaydık ama hakikaten çok güzeldi. Evet. Ellerine kollarına sağlık. Sağ olsun. Diyelim. Şimdi... Okulları soracağım. Şimdi tüm şehir genelinde bazı okullar tabii başka amaçla kullanılmaya başladılar. Depreme dayanıklı olmayan binalar sebebiyle. Korgan'daki durum nedir başkan? Evet gerçekten okul deyince, eğitim deyince gerçekten Ordu Valimiz Tuncay Soner aklıma geliyor. Çünkü evet, 61.yi tamamlayacak bu bağışçılarla ciddi yapılan. Ciddi mücadelesi evet, var. Hükümetimizin de devletimizin yaptığı, hükümetimizin iki tane okul var. Birisi Çamlı'da, birisi de Tepealan'da. Ve şu okulumuz şu an hamdolsun bitti ve şu an hizmet vermekte. Bu da ilçemizde gerçekten hayırlı ve uğurlu olsun. Güzel bir hizmetti bu. Çamlı ve Tepealan'dakiler. Bu okuldan haricinde de özel bir yine iş adamımızın Mehmet Altınkılıç arkadaşımızın Yenipınar'da yapmış olduğu bir okul vardı. Eğitim anlamında bir eksiğimiz kalmadı. Sadece inşallah becerebilirsek Milli Eğitim Müdürümüz Murtaza Alan Bey'e de gerçekten yardımcısı Kenan Köklükaya'ya teşekkür ediyorum. İşlerini takip ediyorlar. Sıkıntılar yaşadıklarında biz de siyasi olarak ilçe başkanımız, kaymakamımız çözmeye çalışıyoruz. Fiziki olarak bir okul ihtiyacımız artık kalmadı. Sadece Yenipınar'da özel bir okul, engelliler okulu yapmayı arzu ediyoruz. Ve onun peşinden yine sanayici esnafımızla birkaç kez bir araya geldiysek de çözüm üretemedik. Tabii ki biraz daha keşke
farklı bizim gibi düşünselerdi sanayide çıraklık merkezimizi, okulumuzu yapacak idik. Ama şu an sağ olsun ilçe milli eğitim müdürümüzle planladığımız gibi gidiyor. Sağlık meslek lisesini, orada çıraklık okulumuzu, meslek lisemizi oraya açacağız. Çünkü artık sağlık meslek liselerinin çok cazibesi eskisi gibi kalmadı. Yoğun bir şekilde atamalar oldu, önü tıkanmış oldu. Ama buradaki meslek liselerimizin gerçekten yüksek okul gibi çok muhteşem bir iş yapıyor. Çünkü çıraklar yetişmiyor, yeni personel eleman yetişmiyor. Ara eleman açığının da olduğunu biliyoruz. Ama kısa zamanda inşallah bu çıraklık okulumuzu açtığımızda ilçemizde böyle bir okulda kazandıracağız. İnşallah sanayide o zaman yetişmiş elemanımız, alttan gelen yine ara elemanımız olacak. Sanayimiz de bitti. Bir 16 tane daha yine dükkanlarımızda yapılıp teslimatını bir yıl içinde teslim etmeyi düşünüyoruz. Bu anlamda ben emek veren, gayret gösteren bütün siyasi büyüklerimize teşekkür ediyorum. Ne güzel. Şimdi Şubat ayında bir kış festivali gerçekleştirecek. Evet. Ayın 19'unda. Şimdi kış festivalleri önemli. Bununla beraber karın durumunu da soracağım size. Çünkü bir mücadele anlamına da geliyor aynı zamanda. Tamam, güzelliği maşallah, hani her yerde. Şimdi memleketin her yeri cennetten bir köşe gerçi, ama festivalde bizleri neler bekliyor başkanım, katılımcılara? Evet, ne kadar sürecek, neler yapılacak? Evet. Ben o anlamda gerçekten Büyükşehir Belediye'mize teşekkür ediyorum. Eksiklerini ne kadar söylesek de yerine gelsin, yapılsın diye. Kış festivalleri gerçekten yapılıyor, güzel de oluyor. Bizim de ay Şubat'ın 19'unda Korgan ilçemizde yapılacak bir hayli dolu bir program olacağına inanıyorum. Şu an ilçemizde de güzel kar var, yaylalarımızda kar var, güzel. İnşallah yani yaz gibi geçti, bu bereketli de geçti, evet, diyeceğim ben. Evet. Çünkü ben beton döküyorum, benim için havalar. Çalışmalar için güzel şartlar. Çalışmalar ama için güzel. Diğer yanı. Tabii. Hatta Funda Hanım, Haziran, Temmuz aylarından daha güzel bir hava geçti. Bir ay yağmur yağmadı gayet. Biz de bayağı bir yol yaptık. Vatandaşa söz verdiğimiz yerlere çözmüş olduk, sıkıntıları gidermiş olduk. O anlamda gerçekten bereketli bir ay oldu. Ama tabii kar da ihtiyaçtı. Evet. Berekettir. Ayın 19'undaki festivalde bütün Korganlı hemşehrilerimizi, İstanbul'daki dernek başkanlarımızı, dostlarımızı, bütün her taraftaki dostlarımızı Korgan'daki kar festivaline bekliyoruz. Orada güreşlerimiz olacak. Birçok etkinliğimiz olacak. Hı hı. Yani yayla çorbası ikram etmeyeceğiz ama lahana çorbası ikram edeceğiz inşallah. Birçok etkinliği işte içinde barındırıyor. İçeriğinde de Tatlı İşleri Müdürümüz İlyas Adaş arkadaşımız çalışıyor. Güzel bir etkinlik olacağına inanıyorum. İnşallah o günlerde de karsız kalmaz. Çünkü Şubat ayı gücük ayı eskilerin demesiyle, evet. O anlamda o sıkıntıyı yaşamazsak güzel bir etkinlik olacağına inanıyorum. Şimdi yüksek kesimlerde kar var. Soğuğu da buraya düştü. Hava gayet soğuk. Yani evet. Hatta önümüzdeki hafta kar yağışı bekleniyor. Tam bir hafta sonra olması lazım. Tam hatırlamıyorum. Yanlış bir şey de söylemek istemem. Salı ya da çarşamba kar yağışı merkeze de inecek diye bekliyoruz. Bunun öncesinde zaten hava çok soğuk. 5 derece, 6 derece. Yani akşam ya hatta gündüz. Başkanım, son durum nedir? İlçede ulaşılamayan, gidilemeyen bir yol ya da kapalı bir yol ya da size iletilen bir sıkıntı, bir problem var mıdır? Şu an nasıl gidiyor? Şu an gelirken Fen İşleri Müdürümüz Muhammed Gözcü, başarılı da bir arkadaşımız, ekiplerinin hazır olduğunu, 7/24 sahada bir sıkıntı yok ama şu an kapalıda herhangi bir yolumuz yok. Yükseklerde, yayla yollarında var ama orada da yaşam olmadığı için bir eksikliğimiz yok. Ama bu tabii gece yarışçıları ne göstereceğini de bilmiyoruz ama biz hazırlıklıyız. Beklenen misafir geldi. Aynen öyle. O anlamda iyi de oldu. İnşallah hayırlısı olsun. İnşallah. Kış kapıyı çalıyor. Az önce soracaktım başkanım. Lafı açıyor. Mesela araç parkını biraz konuşalım. Ne durumdasınız? Şimdi araç parkıyla ilgili ben teşekkür ediyorum gerçekten Funda Hanım. Biz geldiğimiz günden beri gerçekten araç parkurumuzu şu an 4 tane mikserimiz var. Bir tane daha yeni bir mikser aldık. Ve şu 6 ay içinde Korgan Belediyesi'ne abartısız net söylüyorum 10 milyon 500 bin lira giriş yaptırdık. Bunun 4 milyon küsürü bir tane arsamız vardı. Uzun yıllar, 30 yıldır falan çözülemeyen bir sorundu. Hamdolsun onu çözdük. Sıfırdan bir arsa üretmiş olduk. Onu verdik 4 milyona. 2 milyon yine bizim Milli Savunma Bakan Yardımcımıza gittim. Orada çevre şehircilikle bir tane süpürge aracı, temizlik aracını aldık. Ve ardından da yine 160 tane çöp konteyneri aldık 2 milyon parayla.
İnşallah çöp temizleme, yani süpürge aracımız ilçeye hayırlı ve uğurlu olsun. Onu inşallah kazandırdık. Bu süpürge aracımızla beraber şu ekranda gördüğümüz çöp aracımız, evet, dediğimiz, yani temizlik, çevre temizlik aracımız. Bu da ilçemizde hayırlı olsun. Bakın şundan iki tane lödere aldık. Bunların her biri bugün 2 milyon civarlarında. Ben Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten naif, güzel bir insan. Sözünün eri bir insan. Ardından yine bizim burada iş makineleriyle beraber sulama aracını almıştık. İşte bir tane greder almıştık. Bunlar bizim envanterimizde. Araç parkurumuzda hamdolsun sadece imar ve halkla işlerde zabıtada araç eksikliğimiz var. Binek araçlarından diğer türlü araçlarımızın hepsi tamam. Bunu hem taş ocağında hem de arazide kullandığımız araçlar bunlar. Bizim bunların tamamını hibe aldık. En son yine Çevre Şehircilik Bakanımıza gittiğinde, sağ olsun yine Metin Gündoğdu milletvekilimizle gittik. 2 milyon 750 bin lira. 750 bin lirası bisiklet yolu için geldi. Onu betona çevirmeye çalışıyorum. Beton yola çeviremezsem parkeye çevireceğim. Çünkü Sülük Gölü'nde bisiklet yolu ve yaya yolu yapmıştım. Parke yolda yine Çayırkent'te aşağı obada bir caddeye yapmıştık. Şimdi bu bir Tepalan'da da Tepalan muhtarımızın evinin önünden geçen bir yol vardı. Orayı yapacağız, parke taşını veya betonunu. Onun için uğraşıyorum. 2 milyon da yine Şubat ayında hibe paramız gelecek. Bu şekilde Cumhurbaşkanlığımızdan yine bir 2 milyon para aldım. Sağ olsunlar. Hem görüşmeler faydalı ve verimli geçiyor. Diğer belediye başkanlarımıza buradan sevgiler, saygılar iletiyorum. Onlar da güzel işler yapıyor ama biz de en iyisini yapmak için gayret gösteriyoruz. Biz bu şekilde işte hizmetlerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Ordu Valimiz Sayın Tuncay Soner'in hem ilçemizde YUKOP üzerinden beton yollar yapılması ile ilgili ben her toplantıda, her burada programımızda söylüyorum ama mahalle mahalle demeyeceğim ama %85'e, bir dönemimizde %80'de yol turunu bitireceğiz. Bak %80'ini geldiğimiz günden bugüne, eğer ki geçmiş dönemdeki 9 mahalle bende orada o zaman da görevde olsaydım, Allah seni inandırsın Funda Hanım, ahırlarının önüne kadar asfalt beton yapardım. Yani şöyle mi? Sizin yani bu dönemde bittiğinde iki döneminiz tamamlanmış olacak ve ben Korgan'ın %80 yol problemini çözmüş oluyorum. Mu anladım? Doğru mu anladım? Kesinlikle doğru anladınız. Büyükşehir yol ağlarımızın da gerçekten bittiğinde biz Korgan'la ilgili yol sorunumuz, bir ana yolla ilgili sıkıntılarımız vardı. İslam Dağı Korgan yolu ile ilgili, ama burada da ciddi heyelanlar var. Gelip görmelere gerekiyor. İnsanlarımız söylüyor, konuşuyor ama sadece bir noktada Funda Hanım. 248 tane fora kazık var. 248 fora kazıktan bir tanesinin maliyeti 500 bin lira. Ve bu 500 bin liralık kazık bizim orada 36 metre aşağı delerek yapıyorlar. İkinci bir noktada 170 tane fora kazık var. Bunlar çünkü ciddi maliyet, 750 trilyona, milyona ihalesi yapıldı. Köprü şu an sadece o köprünün 100 metre mesafede bir köprümüz var. O da 6 milyon civarlarında Korgan ilçemizde. Ve 3 kilometre geri kalan yolunda çizgisini, her şeyini çekti. Yani taş duvarlarında yapacağı noktaya kadar 2023 yılında sadece ince içiliği kalacak orada. O da bitecek. Kangren olan yol tamamen burada heyelanlardan dolayı sıkıntı oldu. Devletimiz her türlü desteği verdi. Cumhurbaşkanımız en son girişinde burada talimat verdi. Orada yine Ulaşım ve Altyapı Bakanımız bizzat ilgilendi. Sağ olsunlar. Ve şu anda ihalesi yapılmış ve devam eden bir yol. 2023 yılında ortaya çıkacak, netleşecektir inşallah. 2024'te bizim dönemimizde o yolunda bitirip inşallah hizmete açılmasını arzu ediyoruz. Çünkü bir noktada yine Köse Bucağı'nın oradan karşıya 1400 metre geçişi var. Onu da çözülecek. Çünkü onda da bir sıkıntı olmayacak. Ve sadece bizim yukarı Kosunlar'la Korgan girişi, Doğa Park girişindeki 6,5 kilometre mesafe, onun da istimlak bedellerini falan her şeyi ödendi. Oranın da ihalesini yaptırdığımızda inşallah giriş çıkışta yolda bir sıkıntımız olmayacak. Bu da gerçekten ilçede bir hareketliliği getirecek. Çünkü i̇nşallah. İç Anadolu bölgesiyle sahile Karadeniz'i en kısa mesafede bağlayan bir yolumuz olacak orası. Başkanım burada... Şimdi yolu aslında biraz daha detaylı sorularla işleyeceğiz. Şimdi başlarken de söyledim. Bu ay itibariyle artık son 14 ay seçime. Önümüzde evet önce bir genel seçim var, ardından bir yerel seçim.
Ben Korgan nezdinde hem sizin hem de Cumhur İttifakı'nın hedeflerini de merak ediyorum. Neler söylersiniz bu konuda? Hedeflerimiz az önce yine başında ifade ettiğimiz gibi bizim o meydanı boşalttığımızda altında 100 araçlı otopark, kültür merkezi, belediye binası ve şehrin aydınlatması ve aynı zamanda şehrin tek tip yalıtımını yapılarak aydınlatmasıyla beraber boyasının yapılması o bizim ilçemize çok şey kazandıracak. Ve işte doğalgaz. Bunlar bizim için olmazsa olmazımız. O zaman bizim gerçekten eğitim anlamında barajımız, bakın bu sene barajımızın duvarları yapılmaya başlayacak. Mera'dan kaynaklanan birkaç tane sorun vardı. Hamdolsun onu da giderdirdik. Önceki gün itibariyle koordinasyon toplantımız vardı valiliğimizden. DS Bölge Müdürümüz onun da açıklamasını yaptı. İnşallah kısa zamanda da bu barajımız biter. 1 milyon 800 metreküp su kapasitemiz burada hayata geçer. Bakın dönemimizde çok büyük bir projelere imza attık. Yani müthiş bir şekilde sanayisinden kapalı pazarına, altyapısından göletine, barajına, evet, beton yollarına, hükümet binasına, adalet sarayına, yurtlarına, sağlık ocaklarına ve bununla beraber gerçekten hastanesine güzel şeyler yaptık. Ben hastaneyle ilgili de özelinde şurada hem Eser Uyanık Bey'e hem de burada hastane başhekimize hem de müdürümüz Sercan Sayılar'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten CHTP olması için Sayın Bakanımızla bizzat Metin Gündoğdu milletvekilimiz görüştü. Çünkü bu aşamalara gelmesi için, bu süreçleri bildiğim için söylüyorum, altyapısında gayret, ciddi emekleri, gayretleri var. Ben başhekimize ve hastane müdürümüze çok teşekkür ediyorum emekleri için. Bizim inşallah İTN içi projemiz var. Bakın Yeşil Yol'la beraber Funda Hanım. Orada bir tane Özge Arslan diye hanımefendi, firma sahibi, ismesini söylemek istemiyorum. Gerçekten güzel yatırım yapıyor. Ordu'ya, evet, yatırımları var Funda Hanım. Bizim de Korgan ilçemizde İTN içi diye bir mesil alanımız var. Bildiğiniz bir yerdir orası. 10 tane bungalovu bitirdi, bir 10 tane daha yapmayı düşünüyor. Orada da Yeşil Yol'un inşallah 5000 metreküp bir beton ihalesine çıkıyor büyük şehrimiz. O Dokap üzerinden yapılan bir yoldu. Geçmişte başladığımız bir yoldu. Bu da bittiğinde bizim yani yollarımız, sosyal tesislerimiz, alanlarımız güzel bir hizmete kavuşacaktır bizim bu ilçemiz. Bakın Tepalan Çiftlik, Çayırkent'te halı sahamız, Korgan'da Gençlik Merkezimiz. Bak bunların üstünden geçiyorum. Bugün bir tane halı sahanın maliyeti Funda Hanım 3 milyon, 3,5 milyon civarlarında. Biz hamdolsun bunların hepsini bitirdik ve şu an hizmete girmesi için bekliyoruz. Ufak bir sorunlarımız kaldı. O da müteahhitten kaynaklanan sorunlarımız kaldı. Meydana yıktığımızda da belediye binasını buradan vatandaşımız bilsin. Bakın şurada halı sahalarımız, gördüğünüz gibi Gençlik Merkezimiz. Bu halı sahalarımız Tepalan'da, Çamlı'da ve Çiftlik'te güzel bir hizmet olmuş oldu. Burada gerçekten Spor Bakanımıza, milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Gençlik Merkezimiz buraya geçici olarak belediye binamızı taşıyacağız. Ondan sonra meydan projemiz bittiğinde biz orada yani merkezde faaliyetlerimizi göstermeye çalışacağız. Yol çalışmalarıyla ilgili aşırı şekilde her mahallede çalışmamız var. Yani soruyla İslam'dan sorabilir. İslam'dan bir ayrıca konuşalım mı? İslam'dan sadece ayrıca konuşalım. Çünkü bununla alakalı da çok soru, evet, gelmiş. Hem tekrar da düşmemiş olurum. Kesinlikle. Ve diğer bölümde de hem soruları soracağım ki herkes kendi mahallesinin yolunu soruyor. Birazdan ona bakarız bakalım. İnşallah. İslam'da son durumu nedir? Herkesin gelişmelerini çok, evet, fazla merak ettiği bir proje. Ben gerçekten vatandaşımızın İslam Dağı Korgan yolundan gelip geçmelerini arzu ediyorum. Az önce ifade ettiğim gibi 248 tane fora kazık şu an yapılmakta, köprü yapılmakta. Ve bununla beraber ikinci heyelan bölgesinde 170 tane kazık yapılmakta. Üçüncü olan heyelan bölgesinde 1400 metre köse bıçağı tarafına geçeceğiz. Onu da bitirdiğimizde bizim Irmak'tan yani aşağı köyden Korgan merkeze eski hastanemizin önüne çıkan yolda 3 kilometre bir alanımız kaldı. Onu da dediğim gibi 2023-2024'te biz bunları tamamlamasını arzu ediyoruz. Bunun için uğraşıyoruz. Zaten milletvekillerimiz de birebir takip ediyor sağ olsunlar. Bunları da biz bitirdiğimizde Korgan ulaşım anlamında da gerçekten sıkıntısız bir ilçe. Meydan anlamında sıkıntısız bir ilçe. Doğalgazı gelmiş bir ilçe. Eğitim anlamında sıkıntısı kalmayan, su ve altyapısı anlamında sıkıntısı kalmayan büyük problemler bitti. Yani tabii ki ufak tefek burada sorunlar var. Ben burada 307 kilometre beton yolu yapmışım. Vatandaş şunu isteyecek. Kendi evimin önü, kendi kapımın önü, 3 ev, 5 ev. Biz hamdolsun bunları da yapacağız. Soracaklar ben onlara hangi yolu 2023'te, 2024'te yapacaklarımı burada inşallah kendilerine taahhüt edeceğim ve taahhüt ettiğimde takip etsinler. Söz verip yerine getireceğiz.
Şu an bakın Tepemahalli'de yapmışız, yukarı Yaylacık'ta yapmışız. Hı hı. Bakın Tepemahalli'de 500 yapmışız yine. Yukarı Yaylacık'ta 1500 kilometre, Yazlık'ta 350, Çamlı'da 4 kilometre, Soğukpınar'da 2,5 kilometre. Belalan'da 550 metre, Karakoyun'da 1250 metre, Çayırkent'te 2500 metre, Fatih Mahallesi'nde ayrı ayrı bunları söylemek de istemiyorum. Yukarı beton yalışması 2400 metre, Çiftlik Mahallemizde şu an 1600 metreyi bitirdik, 5 kilometre sözümüz var. Çiftlikli hemşerilerimiz şunu bilsinler, bizlere sahip çıktılar, biz de onlara söz verdik. Eksik kalan her tarafını, geri kalanların hepsini tek tek kalem kalem vereyim hatta. Çiftlik Mahallesi'ndeki olanların yolları, yerlerle ilgili hem Muğluoğlu'nda, hem Canlar Cemevi'nin orada, hem de Erenler Cemevi'nin orada ve hem de Kuşeli'deki yollarımızı bitirip, hı hı, kıymetli dostlarımızın hizmetine sunacağız. Okulları konuşmuştuk biliyorsunuz. Evet, evet. Okullarla ilgili de bizim yine Korgan Kız Anadolu İmam Hatip Meslek Lisemiz var. Bu lisenin de müdürümüz Ercan Düzücü diye bir arkadaşımız var. Girişimci, becerikli, gayretli bir dostumuz, arkadaşımız. Ben de sevdiğim bir dostum. Buradan hem Milli Eğitim Müdürümüze hem de onlara gerçekten selam olsun. Eyüp Belediye Başkanımız Deniz Köken Beyefendi, hı hı, Korgan'a, ilçemize ziyarete gelmişti. Sağ olsun, benim de takdirle sevdiğim, değer verdiğim bir siyaset büyüğümdür. O anlamda kendisinden böyle bir atölyeyi yapılmasını istedik. 1 milyona yakın bir atölyeyi, hamdolsun, para ödeneğini, her şeyini gönderdi. Ercan Düzücü arkadaşımız da, okul müdürümüz, bizzat takip etti. Babasının ismini de Fehmi Köken Sanat Tasarım Atölyesi diye atölyemizi bitirdik hizmete. Şimdi içindeki masasıydı, sandalyesi, bunlar yapılacak. Kısa zamanda da inşallah kıymetli Eyüp Belediye Başkanım Sayın Deniz Köken Korgan'a geldiğinde de bunun birlikte açılışını yapacağız. İnşallah. Ben başarılı ve ordulu İstanbul'da tek temsil eden belediye başkanımız Deniz Köken Bey'e çok teşekkür ediyorum. Kendisini de siyaseten gerçekten takip ediyorum. Hem Erzurum'da, hem Antalya'da, hem Gaziantep'te. Antep'te güzel işler yaptı. Bugün de Allah ona Eyüp'te hizmet etmeyi nasip etti. Evet. Yine İstanbul'da bir siyasi büyüğüm, benim de sevdiğim, değer verdiğim Temel Başalan büyüğümüz var. Ben onun döneminde ilde seçim işleri başkanıydı. Onun döneminde seçim işleri başkanlığı, teşkilat başkanlığı ve seçim koordinasyon merkezi başkanlığı yaptım. Hı. Hem de dernek başkanlığı yapıyordum o dönemde İstanbul Beylikdüzü'nde belediye meclisiyken. Ne zaman kapısına gitsek il başkanlığı bütün belediye başkanlarını tek tek aramıştır. Bütün derneklerimize araştığı, gereçtiği, yani ne istiyorsan hiç geri dönmedik. Ben buradan da gerçekten kıymetli siyasi büyüğümüz Temel Başalan Bey'e teşekkür ediyorum. İnşallah siyasete gider, orada İstanbul'da orduları temsil eder. Arzu ederiz ki İstanbul'da milletvekili adayı olsun, belediye başkan adayı olsun. Başarılı da bir abimizdir. Benim de üzerimde hakkı emeği olan orduların İstanbul'da meclisi, siyasette, ilçede bir, eğer ki siyaset yapan bir arkadaşımız varsa, birçoğu vardır mutlaka, buradan yorum yazsınlar. Bende de hakkı var diyeceklerdir meclis arkadaşlarımız. O dönemde birlikte çalıştığımız çok ilçelerde arkadaşlarımız vardır. Hep emeği vardır. Buradan da Temel Başalan dostumuza, abimize sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olsunlar. Sayın Başalan'a biz de selamlarımızı yollayalım. Başkanım, son aramızı, reklam zamanını geçirmeyelim. Ardından sadece yorumlara da sorular okuyacağım efendim. Devamında burada olacağız inşallah. Efendim, son bölüm devam ediyoruz. Konuşmadığımız bir konuyu tam böyle, yani şunu sorulara soracağız diye istişare ederken aklımıza geldi. Toplu taşımayı konuşmadık efendim. 4 araçlık bir hat olacak. İlçeye etkisinden, son durumdan hemen başlayalım. Sonra yorumlara geçiyorum başkanım. Evet, doğru söylüyorsunuz Funda Hanım. Onu unutmuştuk. Sadece o değil. Yani merkezde 4 minibüslük bir hattımız. Evet. Yarın ihalesi var inşallah. Buradan da Büyükşehir Belediye'mize ve UKM Başkanımıza gerçekten teşekkür ediyorum. 4 araçtaki otoparkımızla, aracımızla beraber bizim orada ulaşım daha rahatlayacak. Çünkü hastaneydi, sanayiydi, Yenipınar'da engelliler özel okulumuzun oradan petrole olan mesafede ring yapacaklar 4 aracımız. İnşallah ihale sonuçlanır. İlçemizde hayırlı ve uğurlu olur. Sadece o değil, yine Niksar Korgan arasında ihalemiz yapıldı, bitti. Şu an faaliyet gösteriyor. Araçlarımız dolu geçiyor. Ben gerçekten o anlamda sonsuz teşekkür ediyorum. Tabii ki burada az önce mali yapıyı konuştuk. Bu mali yapıyı konuşurken
bizim bu mali yapı anlamında güçlenmemize sebep olan gerçekten Metin Gündoğdu milletvekilimize bir kez daha buradan teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki var diyorum. Siyasilerimiz bizlere çok şeyler yapıyor. Biz marifet iltifata tabi dedik ya, kim ne ilçemizde ne yaptıysa isim isim tek tek bunlara teşekkürünü yapacağız. Çünkü olmayan şeyi de konuşmak istemiyorum. Yani halk dilinde nasıl diyoruz, yalakalık yapmak istemiyorum. Doğruyu söyleyeceğim. Realist. Eksikleri de aynen şekilde anlatacağız ama yapılan güzel işler var. Biz de bunlara vesile oluyorsak bize ne mutlu. İnşallah şurada şimdi vatandaşımız bizim karnemiz orada. Ben anket yaptırdım. Allah sizi inandırsın Funda Hanım. Ankette memnuniyet %87 Korgan ilçemizde. Ben hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Ama tabii oy veririm diyenin oranı da %70. Bu güzel bir netice. Allah onlardan razı olsun. Biz hizmetkar olmaya geldik dedik başından beri. Hizmet yapmaya devam edeceğiz. Vatandaş ne derse olur. Mutlaka. Evet biz geçeyim mi sorulara? Hemen sorulara geçebiliriz. Yani şimdi sorular diyorum ama çoğu başarı dilekleri, teşekkürler. Ama hepsini okuyacağım çünkü programın başından beri söylüyorum. Evet. Gerekirse biraz hızlı hızlı geçeceğim ama hepsini yetiştireceğiz. Evet. Erol Kır demiş ki Sayın Başkanım, Korgan'a ve mahallemiz Çiftlik Kuşalı'ya, doğru mu okuyorum? Doğru okuyorsunuz. Yaptığınız hizmetten dolayı size, ekibinize çok çok teşekkür ederiz demiş. Fatih Yeşilçayır, kıymetli başkanımıza, ilçemize yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ederim. Korgan'a her şey yakışır, iyi yayınlar diliyorum demiş. Mustafa Açıcı, emeklerinden dolayı teşekkür ederim sevgili başkanım. İlçemiz sayende çok hizmet gördü demiş. Samet Pile yazmış, iyi yayınlar diliyorum başkanımıza, emeklerinden dolayı teşekkürler. İlçemizde güzel yatırımlar oldu, olmaya da devam ediyor. Gittiği yerden boş dönmüyor demiş. Mustafa Giden, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar Funda Hanım. Başkanımıza başarılar diliyorum, selamlar demiş. Aleyküm selam. Osman Saydere, Tuncay Başkanım hayırlı yayınlar diliyorum, başarıların daim olsun inşallah demiş. Erol Güney, iyi akşamlar kıymetli başkanım demiş. Cengiz Işıklı, başkanım o kadar çalışıyor ki arkadaşlarına zaman bile ayıramıyor. Sevgi ve saygılarımla, iyi yayınlar Cengiz Işıklı. Bir sitem mi var başkan? Mehmet Batik, Kapaklı'dan selamlar demiş. Aleyküm selam. Erdoğan Gündüz, sayın başkanım sizler ve değerli çalışma arkadaşlarınızla gurur duyuyoruz. Korgan'da hizmet deyince Tuncay Başkan yolunuz açık olsun demiş. İsmail Dim demiş ki Funda Hanım iyi yayınlar dilerim. Sayın Başkanımıza bizim sokakla ilgili çalışma ne zaman yapılacak diye sormanı istiyorum demiş. Bizim sokak demiş, sokağını bilmiyorum. Siz evet, iki hanesi var bizim sokağımız, her programda yazıyor ama gönlü yüreği güzel bir din görevlisi hocamız. Hocamıza buradan hemen cevap vermiş olayım. Onun yolunu yapacağım. Bayrağını düşürmeyeceğim inşallah. İnşallah. Sebahattin Yıldırım, Altaş. Selam Altaş TV. Tuncay Başkanım yapar çekemeyenler konuşur. Korgan'a gelmiş geçmiş en çalışkan, en Allah başarılı başkan iyi ki var demiş. Allah Erdoğan razı. Gündüz, yolunuz açık Sayın Başkanım Funda Hanım. Gerçekten Korgan ilçemize çok büyük hizmetlerde bulundu. Emeğinize sağlık başkanım, yolunuz açık olsun demiş. Abdullah Akot, ilk sorumuz neredeyse. Başkanım Korgan-Niksar arası seferlerimiz başladı. Bu konuya da değinirseniz seviniriz demiş. Burada bir es verelim isterseniz başkanım. Evet. Yine devam edeceğiz. Ben burada gerçekten yorumlarıyla gerçekten İstanbul'da Dernekler Federasyonu başkanımız, uyumlu da bir arkadaşımız, gönlü yüreği güzel başkanım Fatih Başkanıma teşekkür ediyorum. Siz de orada gerçekten İstanbul'da Korganlıları bir çatı altında toplayarak 10 derneğimiz var. Her biri birbirinden değerli. İnşallah kısa zamanda bir İstanbul turumuzda bir kahvaltı programında bir araya geliriz. Ben teşekkür ediyorum. Erol Kır arkadaşımız, birlikte siyaset yaptığımız Çiftlik'teki dostlarımız gerçekten bize çok ciddi destek verdiler. Biz de inşallah onların bu övgüsüne nazar oluruz. Söz verdiğimiz gibi Çiftlik mahallemizde ve diğer mahallelerimizde söz verip de yapamadığımız yılımız kalmayacak. Mustafa Açıcı, iki dönemdir çalıştığımız bir muhtarımız. Bu dönem biraz siyasi olarak ters düştük ama başarılı, gayretli bir muhtarımız. Çünkü ben gayretini biliyordum. Akrabası çıkmasa siyasi olarak yanımızda olurdu. Sevdiğim de bir dostum. Samet Pile, bizim gençlik kolları başkanımız. Mücadele eden bir genç arkadaşımız. Mustafa Giden mesai arkadaşımız. Osman Saydere, İstanbul'da iş adamımız. Osman Saydere abimize de buradan saygı, sevgiler. Yeşil Yılını ve senin yolu unutmadık Osman abi. Yine burada Cengiz Işıklı arkadaşımız, gerçekten muhtar seçildiği günden beri Akçakesi'ye güzel işler yapan vizyonlu bir arkadaşımız. O da, ben de sitemediğim, o da bize çok önceden kahvaltı falan ikram ederdi, şimdi etmiyor Funda Hanım. Mehmet Batık arkadaşımız yine İstanbul'dan. Erdoğan Gündüz arkadaşımız yine. Musa İsmail Dimi, İsa Dimi okuduk. Sebahattin Yıldırım, gerçekten övgü sözlerine layık olmaya çalışıyoruz. Korgan'da inşallah bayrak düşmeyecek. Alaaddin Akut abiye yine teşekkür ediyorum.
Bakın burada biz bilmiyorum bu programı yapanlar bu şekilde özgüveni olayıp da bu şekilde yorumları açıkça cevaplayabilen veya her soruya açığız diyen en kötüsüne kadar da okuyabileceğimiz bir program. Çünkü siz okuyorsunuz, ben cevaplıyorum. Hepsini okuyorum burada. Hepsini sıradan okuyorum. İnşallah iyi işler yaptık ki bu vatandaşımız güzel şeyler söylüyor. İnşallah. Daha da güzelini yapmak Rabbimize nasip etsin. Biz ama şunu bilin ki şu hem yazanlar hem de bir sürü belki okuyamadıklarımız var. Horganlı insanlarımız samimi bir insanlar. Misafir ben onu gördüm. Daha çok yorum Allah var. Allah razı olsun. Buyurun. Çok yorum var. Adem Şentürk, iyi yayınlar başkanım, hizmetlerin devamını bekliyoruz demiş. Bahri Güler, hayırlı akşamlar, başarılar. Şükrü Tanyeri, Dur Ali'ye yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür eder, başarılar dilerim başkanım demiş. Fatoş Develi, hayırlı yayınlar başkanım, başarılarınızın devamını diliyorum. İzmir'den selamlar demiş, izliyorlar bizleri. Evet. İzmir'e de çok selamlar. Recep Duman, Tuncay Başkan birçok şeyi gerçekten başarmıştır. İnşallah meydan projesini de bitirip imzasını atacaktır. Arkandayız başkanım demiş. Kenan Kalaycı, Ankara'da yıllardır Korgan için mücadele eden tek belediye başkanı Sayın Tuncay Kiraz başkanımız gerçekten çalışıyor demiş. Muhittin Saku, başkanım Yeni Pınar Alan Mahallesi ile ilgili yol çalışması sözünüz vardı, bilgi alabilir miyiz demiş. Naci Pekser, Tuncay Kiraz başkanımız başımızın tacı, Allah razı olsun yaptığı hizmetlerden demiş. Aydın Ok, yolun açık olsun saygıdeğer başkanım, durmak yok, yola devam. Erol Taş, hayırlı yayınlar demiş. Serkan Obi, iyi akşamlar sayın başkan. Çayırkent Tepealan arası çok berbat bir durumda. Bu konuda Çayırkent'in hakkı yeniliyor demiş. Hizmetlerin zamanı gelsin demiş başkanım. Evet. Ben hemen yine orada Adem Şentürk, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımız, sevgi ve saygılarımı iletiyorum kıymetli başkanım. Yine Bahri Güler abimize, Şükrü Tanyeri bizim yine Dur Ali mahallemizde mahalle başkanımız, başarılı gayretli bir mahalle başkanımız, o mahallede hizmet yapılması için her türlü gayreti olan ben hem muhtarımıza Ferhat Çakay'a hem de mahalle başkanımız Şükrü Tanyeri'ye teşekkür ediyorum. Fatma Develi arkadaşımız bizim de Korgan ilçemizde Lunar Park'ın işleten bir arkadaşımız, sağ olsun bir oraya görsel getirmiş olduğu, kendisine İzmir'de teşekkür ediyorum. Recep Duman abi, sevdiğimiz ve değer verdiğimiz Korgan'ımızın kanaat önderlerinden bir dostumuz, güzel abimiz. Ben inşallah birlikte başaracağız kıymetli abim. Kenan Kılacı esnaf bir arkadaşımız, orada gerçekten sözüyle özüyle güzel bir dostumuzdur. Muhittin Sakar arkadaşımız Yeni Pınar Alan Mahallesi ilk bu senede yapacağımız yerlerden bir tanesi. Muhtarımızla görüşüyoruz, bir sıkıntı olmayacak. Su hattından dolayı bekledik ama su hattının herhalde geçeceği yok ama biz muhtarımızla bir araya gelip oranın betonunu atacağımızı söyledik. Bu arada birçok dostumuza söz verdik. Yeşildere'den benim de eskiden bir köylüğümü olan Naci Pekser arkadaşımıza da gönlü yüreği güzel bir abimiz. Ona da buradan selamlar olsun. Aydın Okur abimiz, Soğukpınar muhtarımız ve orada güzel işler yaptık. Soğukpınarlı dostlarımız benim hemen kapı komşum, sınırlarımızda olan bir mahallemiz. Onlar da bize çok destek verdiler. Erol Taş hocamız orada Dingöl Ölesi ve aklı yerinde oturaklı bir abimiz. Ne konuştuğunu bilen bir dostumuz Erol hocamıza buradan saygılar, sevgiler. Serkan Obi arkadaşımız Çayırkent Tepealan arasında. Çayırkent'te geçmişte 14 kilometre beton yol yaptım. Bu sene de 6 kilometre yaptım. Çayırkent mahallemizde bizim en son aşağı obayı bitirdik. Daha sonra da Çorak mahallemiz ve yine aşağı obada Mehmet arkadaşımız var, personelimiz. Onun o mahallesi, onun sokağında bir yerimiz kaldı. Serkan Obi arkadaşımız. Ama ana yol Büyükşehir Belediye'mize ait bir yol. Orada bir ikinci kaplama yaptılar ama sıkıntılı yerleri var. Ben de gördüm. İnşallah Büyükşehir'deki ekibimiz Hüseyin alacak ve arkadaşımız ne yaptığını bilen bir arkadaşımız da inşallah kısa zamanda çözüm üretecektir. Ben de bu sorumlusunu kendisine taşıyacağım. Oranın çözümü için çözüm üreteceğim diyorum. Şimdi özelden bir soru geldi ama isimle okumamızı istediler. O yüzden hemen okuyayım başkanım burada izleyicilerimizin önünde. Almanya Korganlar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Sebahattin Tasar. Başkanıma Korgan için yaptığı hizmetler için çok teşekkür ediyorum. Ancak Yenipınar Mahallesi Kuzdağ Yolu 2023 programına alındı mı diye sormuş. Ayrıyeten Almanya'da hatır sayılır Korganlı var. Buraya gelip bizlerle hasbihal etmeyi düşünüyor mu? Almanya'dan Karakoyunlu Mahallesi'nden Muhammed Dere kardeşimizin cenazesi yarın sabah Türkiye'ye gönderilecek, üzüntüsünü yaşıyoruz demiş. Allah rahmet eylesin inşallah. Evet. Bu da gurbetin zorluğu başkanım. Kesinlikle. Bunu ayrıca konuşalım, sonra evet, yorumlardan devam edelim. Sebahattin Tasar Almanya'daki gerçekten Korganlılar Derneğimizin yönetim kurulunda benim de sevdiğim, değer verdiğim,
Her zaman geldiğinde bize uğramadan gitmez. Güzel bir sevdiğimiz dostumuz. Orada selam olsun. Almanya'da inşallah Funda Hanım siz de Gökhan Bey'e izin verdiğinizde bir Almanya yapacağız gibi görünüyor. Beraber gideriz hep beraber. İnşallah bir Almanya programı düşünüyoruz. Şu an bir tasarlama yapıyoruz. Önümüz seçim olduğu için hangi günde nasıl yapabiliriz onu bilmiyorum. Buradan da Almanya Korganlar Derneği İbrahim Aydın Başkanımıza ve yönetimine sevgi ve saygılar. Almanya'da bütün dostlarımıza, akrabalarımıza hepsine saygı selamlar. Kuzdağ yolu ile ilgili Yeni Pınar'da Sebahattin arkadaşım Alan Mahallesi ile Büyük Mahallesi yani mevki bunlar var. Daha sonra da inşallah orada birkaç daha hani yolu programı alacağız ama önceliğimiz onlar. Ondan sonra inşallah yine Kuzdağ olur da onu çözeriz diye düşünüyorum. Yeni Pınar'da çok yolu yaptık ama büyük bir mahallemiz yine de yapmaya devam edeceğiz. Devam ediyorum. İdris Karacı demiş ki iyi akşamlar. Fındıklı Düzü Mahallesi'nin yolu neden yapılmadı? Evet. Doğru okudum değil mi? Doğru. Halil Yalın demiş ki başkanım Gazi Mahallesi yolu niye olmuyor demiş. Zihni Çap, Çitlice'den Zihni Çap başkanım her zaman yanınızdayız başarılar demiş. Hamza Sakin, doğru okudum inşallah. Sakın. Sakın. Heh. Korgan Yeni Pınar Mahallesi Alan yolu ile ilgili bir proje var mı demiş. Erol Taş tebrik ediyorum sizi demiş. Erük Başar Korgan için en güzel oldu Tuncay Başkanım'dan Allah razı olsun demiş. Veysel Özer demiş ki sevsek de sevmesek de gerçek olan bir şey var. O da Tuncay Bey'in sayesinde Korgan hizmet gördü. Allah muvaffak etsin demiş. Arif Çap size başarılar dilemiş. Ersin Camgöz selamlarını iletmiş. Yunis Köse Alan Mahallesi'ne yol istiyoruz demiş. Adil Beldağlı. Muhtardan başka teşekkür eden yok mu demiş. Arif Çap selam başkanım. Yaparsa Tuncay Başkan yapar demiş. İsmail Dim bizim sokak onu okumuştuk tekrar yazmış yorumunu. Nurettin Sakı Tekirdağ Kapaklı'dan iyi yayınlar dilerim. Başkana sorar mısınız Yeni Pınar Alan Mahallesi yolu için bir tarih söyler mi? İyi akşamlar demiş. Muhammed Çetel herkes Yeni Pınar Alan Mahallesi'ni soruyor başkanım. Bir tarih verir misiniz demiş. Ferhat Çaka hayırlı yayınlar Tuncay Başkanıma başarıların devamını dilerim demiş. Mustafa Çandur Güler Yüzlü Başkan'ın Osmangil onu da okumadım Fırtılar Yolu yazıyor. Yanlış mı yazdılar acaba? Doğru yazmış. Doğru mu? Doğru. Ha, Fırtılar Yolu'nu da yaparsanız memnun oluruz demiş. Abdullah Dim Altınordu Kayıracı Ömer Memur Kent'ten hayırlı akşamlar. Funda Hanım Başkanıma sorar mısınız? Belalan Mahallesi'nde bizim sokağın yoluna ne zaman sıra gelecekmiş demiş. Bizim sokak demiş ama Belalan'daki bir sokak herhalde evet. Siz biliyorsunuz. Burada evet. Da bir duralım başkanım devam ederiz yine. Evet. İdris Karaca arkadaşımız ve şeyde Koççuvaz mahallemizde Fındıklı Düzü doğru mağdur bir yer inşallah. Koççuvaz'da çok yol yaptık. Bu sene Büyükşehir Belediye'mizin ana yolu yapmasıyla ve biz de inşallah orada bir çalışma yapacağız. Diz arkadaşımız Karaca asil bir ailedir Karacılar. İnşallah yollarında çok yol var ama inşallah onu da yaparız. Halil Yalın arkadaşımız az önce Çayırkent'te Çorak'ta o bu seneki programımızda olan bir yer hem cevaplamamız olalım. Zihni Çap arkadaşımız Çitlice'de bir dostumuz. Hamza Sakın az önce alanını söylemiş idi. Orada bir sıkıntı yok. Bu sene inşallah yapıyoruz. Eyüp Beşar genç bir arkadaşımız sağ olsun bizlere hiçbir program şeyde eksik bırakmıyor, yalnız bırakmıyor programlarımızda. Veysel Özer arkadaşımız Korgan'da esnaf yine Saraliş mahallemizden sevdiğimiz bu dostumuz. Ona da saygılar, sevgilerle iletiyorum. Ersin Camgöz'e yine teşekkür ediyorum. Adil Belda yine aynı şekilde. Adil Çap ve Muhammed Çetel arkadaşımıza da, Ferhat Çaka muhtarımıza, Mustafa Çandur arkadaşımıza inşallah o su yollarımıza da gelip bizle ilgilenip çözülmüş olacağız inşallah sorunlarımızı. Devam ediyorum başkanım. Veysel Akkaya, Funda Hanım hayırlı yayınlar. Korgan'dan selamlar. Başarılar diliyorum başkanımıza. Hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum demiş. Samet Tasar Yeni Pınar Kuzdağ yolunu sormuş. Ahmet Gündüz selamları yayınlar. Size selamları var başkanım. Sayfayı kaybettim. Halil Yalın selamlarını göndermiş. Yakup Bey demiş ki başkanım 20 yıl sonra ilk oyumu bu sene Korgan'da kullanacağım demiş nasipse. Süleyman Koşum hayırlı yayınlar kıymetli başkanım. Korgan'a çağ atlattın seni tebrik ediyorum yolun açık olsun demiş. Kerim Dağılma Korgan sanayi yolu araçlar çok hızlı geçiyor. Yoldan geçmeye korkuyoruz. Okursanız sevinirim demiş. Hepsini okuyorum efendim. Sırayla okuyacağım. Cafer Ev hayırlı yayınlar dilerim demiş. Çok teşekkür ediyoruz.
Eyüp Başar, Tuncay Başkanımızdan Allah razı olsun. Allah'a emanet. Korgan'ı Adalet Sarayı'na kavuşturduğu için demiş. Mücahit Akınca, selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam Mücahit Bey. Yaparsa Tuncay Kiraz Başkanım yapar. Asput, Çayırkent, ana yolu, beton yol yapılıyor. Yapılan yerin astarı düzgün olmadı demiş. Doğru. Süleyman, yani böyle kısaltmalar oluyor bazen soy isimlerde, isimlerde. Onları çok okuyamıyorum ama Süleyman Bey Karakoyun'dan hayırlı akşamlar Hayır. başkanım demiş. Evet. Hacı Ahmet Kirman, hayırlı akşamlar başkan demiş. Yakup Bey demiş ki Sayın Başkanım, bizim Karakışla içme suyu mevki yarım kalan yolumuzu bu sene bahara bitirelim inşallah. Çünkü dedikodusu çok oluyor. Sizin adınıza üzülüyoruz demiş. Evet. Ben hemen yine Veysel Akkay arkadaşımıza, Samet Tasar arkadaşımıza, Kuzdağ ile ilgili Sebahattin Tasar arkadaşımız konuştu. Ahmet Gündüz arkadaşımızın selamını aldım. Çiftlikte bir yolumuz. Orada programımızda inşallah. Yahu abimizin yolu içmelerle ilgili doğru. Karakışla da 6 kilometre yol yaptık. Orası kalmış idi. İnşallah onu da yapacağız. Ve onunla beraber yine Ağsırt'ına giden bir yol vardı. Onu yapacağız. Daha sonra da yine orada bir daha önce yol yapmıştık. Sarasan olması lazım. Orada dar bir beton atmıştık. Orayı da yapacağız inşallah Yakup abi. Süleyman Bayır arkadaşımız Havalık'dan, yine Hacı Ahmet Kırman Karakoyun'dan, onlara da. Bakın bu teşekkürler Allah seni inandırsın Funda Hanım. Ben şu şurayı şöyle yaptım demiyorum. Her mahallede, her evin önüne iyi kötü dokunduk. O insanlar bugün bu teşekkürlerini iletiyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Biz eksikleri de değerli dostlarımızın bu şekilde söylemesiyle inşallah çözeceğiz. Kerim Dağılma arkadaşımızın orası da olsun. Süleyman Koşum, yine Koşum İnşaat bizim de. Ekrem Koşum, İbrahim ve Süleyman Koşum arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Saraleke mahallemizin asil ailelerinden bir tanesi. Onlara buradan sevgilerimi iletiyorum. Ekrem Kayma abimiz var. İşe iyi bir iş adam ama orada yorumunu göremedim. Eksikliğini olduğunu söylüyorum Ekrem Kayma abi. Belki burada denk geliriz bakalım. İnşallah. Devam ediyorum. Mevlüt Saki demiş ki Sayın Başkan, bizim yolu gene unuttun demiş. Az önce bahsettim orasında ama Mevlüt Saki abi bizi dinlemiyor herhalde. Dinlerse biz inşallah Yeni Pınar Alan Mahalle yolunu çözeceğiz. Celal Üste, iyi akşamlar, iyi yayınlar Funda Hanım. Tuncay Başkanımıza ve tüm hemşehrilerimize Mardin'den çok selamlar demiş. Aleykümselam. Mardin'e selamlarımızı gönderin. Başkanımız Korgan'a çağ atlattı. Korgan'ı Allah Korgan razı yaptı. Allah razı olsun demiş. Hayrettin Mace, hayırlı yayınlar Funda Hanım. Selamları var size. Başkanımız Korgan için büyük bir şanstır. Kendisine sizlerin aracılığıyla bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah yolunu açık etsin demiş. Amin. Suayip Sezgen. Şuayip pardon. Hayırlı yayınlar diliyorum başkanım. Sarı Aliç, Merkez Camii'nin etrafı asfalt çalışmaları ne durumda demiş. Bu arada Neriman Menceloğlu, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Neriman Hanım'a da buradan selamlar. Benim de böyle yayınlar vesilesiyle tanıştığım bir hemşerimiz. Yaşar Çörten, Hacı Fettahoğlu küme evlerinde çizmeyle geziyoruz demiş. Başkanım. Roma'da yaşıyor. Nasıl çizmeyle geçiyor? Zikri Çamurlu. İstanbul'dan çalışmalarınızı takip ediyoruz. Korgan'a gidince de farkını görüyoruz. Birçok eksiğimizi giderdiniz. Kalan yerleri de en kısa sürede tamamlayacağınıza yürekten inanıyorum kıymetli başkanım. Selamlar, saygılar demiş. Adem Aydın, iyi yayınlar Funda Hanım. Sayın başkanımıza ilçenin çehresini değiştiren projeleri ve güzel hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Aşağı Kospınar Mahallesi Laz Yanı evlerine inen yolun yapımı için söz almıştık. Sabırla bekliyoruz demiş. Başkanım çok az zaman var. Tamam. İsterseniz siz hızlıca bakın, ben kalan da yorumlara tamam. bakacağım. Siz bakarsanız ben de oradan şimdi daha takip edelim. Celal Üst arkadaşımıza Mardin'imize selam. Hayrettin Maça dayımıza selam olsun. Şuayip Sezgin yine arkadaşımıza. Neriman Mencioğlu hanımefendiye selam olsun. Yaşar Çörten arkadaşımız, Yeni Pınar'da çok yolu yaptık. Bizim biraz muhalefet bir arkadaşımız ama dost olduk. İnşallah onun da bayrağı orada düşürmeyiz yolunda tabii yapacağız. Eksiklerimiz var. Dersimize çalışıyoruz. İnşallah onu da yaparız diye düşünüyorum. Zikri Çamurlu gerçekten benim de birlikte görev yaptığım derneklerde başarılı bir dernek başkanı. Eğitim anlamında ciddi. Az önce Yeni Pınar Derneği'nden bahsetmiştim. Emek veren bir arkadaşımız. Adem Aydın'ın arkadaşımız. Benim köyümdür burası. İnşallah eksikler var. Orada çok kısa mesafe. Onları da inşallah yapacağım. Diyorum. Çok hızlıca Yunus Polat teşekkür etmiş çalışmalarınız için. Hikmet Açkıcı teşekkür etmiş. Ersin Camgöz yine selamları var. Cemal Atiklik,
Mustafa Giden hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar, selamlar demiş, başarılar dilemiş sizlere. Aşağı Kozpınarlılar Derneği'nin sayfasından bir yorum var başkanım, onu da okuyayım. Teşekkür etmişler size bu arada çalışmalarınız için. Karakoyuna kadar yapılan beton yolun devamı ve yapılması gereken Aşağı Kozpınar mahallemiz arayollarla ilgili çalışma hakkında bilgi bekliyoruz demiş, diyelim böylece bitirelim. Evet, Yunus arkadaşımız, Hikmet Açıcı arkadaşımız bizim Büyük Birlik Partisi ilçe başkanımızydı. Birlikte bir mücadele ettik, Rabbim bize nasip etti ama gönlü, yüreği güzel, Korgan'da güzel hizmetler olsun diye bize de ufuk açan, destek veren kıymetli bir dostumuz. Kendine de buradan selamlar olsun Hikmet Açıcı. Başkanımıza ben yürekli, gönüllü ve yüreği güzel bir dostumuz olduğuna inanıyorum. Bugün yorumlarıyla bize desteklerinden dolu. Cemal Ateklik abimize inşallah çiftlikte eksik yerimiz kalmayacak. Yine bununla beraber inşallah bizim Aşağı Kozpınar köyündeki o eksik kalan yerler, hem ana yol hem de ara yollar, onlar inşallah Yeşiltepe'de, Beypınar'da, Terzili'de ve Yeşilalan'da, o Karakoyun'da eksik yerimiz kalmayacak. Söz verdiğimiz gibi Çamlık'ta, Aralacak'ta eksik yerimiz kalmayacak. Bugün Çamlık'ta Aralacak Camisi'nin önünde de bir kısım beton işimizi yapmış olduk. Tepe Mahalle, Dip Mahalle'de yerlerimiz var. Onlar da isimlerini söylemiyorum ama söz verdiğimiz muhtarımızla, vatandaşımızla, muhtarlarımıza söz verdiğimiz yerlerin hepsini yapacağız. Evet. Zamanımız kalmadı herhalde. Kalmadı. Benim son Alaaddin Giden'in yorumunu okumadım herhalde. Alaaddin Giden başkanımız gerçekten... Selamlar sunmuş, başarılar dilemiş Sayın Başkanımıza. Alaaddin Giden başkanımız gönlü, yüreği güzel bir dostumuz ve il başkan yardımcımız, seçim işleri başkanımız. Evet. Benim de sevdiğim, değer verdiğim çamaşır, gerçekten çok güzel hizmetler yaptı. Rabbim ondan razı olsun. Çok da güzel dostluğu var bize, abilik yapmaya. Hala dostluğumuz devam ediyor 10. yılında. Sevgiler diyorum. O da mübarek topraklardan geldi. İnşallah 2023-2024 için bizim için de dua etmiştir. Allah Rabbim mübarek etsin inşallah. Bizlere de gitmeyi nasip etsin. Birçok dostlarımız gidiyor, arıyor. Mübarek topraklardan hayır duasını iletiyor. İnşallah biz bu dualarla ayakta kalıyoruz. Burada Ordu'nun bütün ilçesinden bizleri izleyen, saygıda bulunan, sevgide bulunan bütün dostlarımıza saygı ve sevgilerimi biz de iletiyoruz. Onlara sonsuz teşekkür ediyoruz. Korgan ilçemizde bizi takip etmeye devam etsinler. Biz inşallah Korgan'da alamadığımız hizmetler kalmayacak. Bunun iddialı olsun diye konuşmuyorum. Tamamen hizmete dayalı bir iş yaptığımız için ve gerçekten de Altaş TV ailesiyle burada sizinle, özellikle Funda Hanım, program yapmaktan son derece keyifli, mutlu olduğumu ifade ediyorum. Hiç bu şekilde sıkılmadan, darılmadan her şeyimizi rahat bir şekilde burada ifade edebiliyoruz. Çok şeffaf şekilde gelen her soruları soruyorsun bize. Ben de size bu gönülden, samimiyetiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz Korgan hemşehrilerimiz şunu bilsinler ki bu can bu bedende olduğu sürece en iyi hizmetleri etmeye devam edeceğiz. Çok dostlarımız var, sevdiğimiz, değer verdiğimiz dostlarımız var. Buradan hanımefendilere, beyefendilere sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü benim üzerimde hem İstanbul'da hem de Korgan'daki dostlarımızın çok emeği var. O yüzden emeklerinize, yüreklerinize sağlık diyorum. Ben sırtımdaki terin son damlasına kadar Korgan'la ilgili inşallah akıtacağım ve bu gelmeyen hizmetleri de alacağım. Bak, alacağım diyorum. Ki yaptıklarımız da yapacaklarımız da zaten teminatıdır. İnşallah ben 2023 ile ilgili bütün Korganlı hemşehrilerimizin Korgan'dan %87-86 oranında Cumhurbaşkanımıza oy çıktığında ben Cumhurbaşkanımızın külliyesine de, makamına da, meclise de gidip sizler adına yapmam gereken ne varsa sonuna kadar gayret göstereceğim. Ben ilçe başkanımıza, belediyedeki bütün meclislerimize, muhtarlarımıza, kıymetli kaymakamımıza, bir kez daha İstanbul'daki dernek başkanlarımıza ayrı ayrı hepsi sonsuz teşekkür ediyorum. Hepsine saygılar sunuyorum. Allah onlardan razı olsun. İyi ki varsınız diyorum. Sizlere de bu programda bir kez daha birlikte olduğum için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim hızlıca veda edelim. Çünkü hem süremizi de aşmak üzereyiz. Birazdan İstanbul stüdyomuzdan canlı yayın sizler için ekranda olacak. Korganımızı konuştuk Sayın Başkan Kiraz'la birlikte. Tüm hemşehrilerimize selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim bir kere daha. Haftaya Ordu'yu yöneten bir başka isimle inşallah burada olacağız. O vakte kadar Allah'a emanet. Hoşçakalın.